Merhaba arkadaşlar, ben Enis Alkan. Bugün sizlere Google Authenticator nasıl kullanılır ve kullanırken nelere dikkat etmeliyiz, özellikle yedekleri nasıl alacağımızı, eski yedeklerimizi geri nasıl getirebileceğimiz hakkında bir video oluşturmak istedik. Bu videonun sonunda siz de muhtemelen Google Authenticator'ı nasıl kullanabileceğinizi ve eski yedeklerinizi nasıl geri getirebileceğinizi anlamış olacaksınız. Özellikle bazı arkadaşlarımız telefonunu kaybettiğinde veya telefonu değiştirdiğinde bu kodları kaybediyor, bir daha bunlara ulaşamıyor. Oysa bu kodlar çok önemli kodlar olduğunu, bazen borsa sitelerine giriş yapmalarına veya maillerine giriş yapmalarına sebep oluyor. Bunlar olmadan giriş yapamıyorsunuz. Onun için bu şekilde bir video çekmeye karar verdik. Arkadaşlar, siz de videoyu sonuna kadar izlerseniz söylediğim bu bütün bilgilere sahip olmuş olacaksınız. Onun için videoyu sonuna kadar izlerseniz sizin yararınıza olacağını düşünüyorum. Videoya geçmeden önce şöyle bir hatırlatma yapmak istiyorum. Arkadaşlar, emeğimizin karşılığı olarak videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmazsanız bizim için yeterlidir. Şimdi fazla uzatmadan videomuza geçelim. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Google Authenticator, Google'un sunduğu güvenlik uygulaması olduğunu söyledik. Bu uygulama sayesinde Gmail, Facebook, Twitter, Instagram gibi çevrimiçi hesaplarınızı iki adımlı doğrulama yöntemiyle koruyabilirsiniz. İki adımlı doğrulama, oturum açıkken şifrenize ek olarak telefonunuzda oluşturulan bir kodu da girmenizi ister. Böylece şifrenizi ele geçiren bir hacker bile hesabınıza erişemez. Google Authenticator uygulamasını kullanmak için yapmanız gerekenler şunlar. Öncelikle Google Authenticator'ı indirmeniz gerekiyor. Eğer ki iOS kullanıyorsanız App Store, Android kullanıyorsanız da Google Play Store'dan indirebilirsiniz. Hemen sizlere referans olması açısından indireyim. Şuradan Google Authenticator'ı kaldırmak istiyorum. Şu şekilde kaldırdık. Hemen Google Play yazalım. Arkadaşlar, başka yerlerden indirmeyin. Google Play'den indirdiğiniz uygulamalar ancak telefonunuzu korur. Onun için Play Store'dan veya App Store'dan indirmeye gayret gösterin. Authenticator veya Authenticator diye yazıyoruz. Arkadaşlar, bakın 100 milyon tane, 100 milyar mıydı bilmiyorum ama indirme var. Şimdi bunu yükle bölümüne basıyorsunuz ve yaklaşık 7 MB'lık bir alan kapladığını söyleyebiliriz. Bu da çok az bir alan olduğunu söylemek mümkün. Arkadaşlar, Google Authenticator indikten sonra aç bölümüne bir kere basmanız yeterli olacak. Bu şekilde bir ekran karşınıza geldiğinde yapmanız gerekenler başlayın bölümüne bir kere basmaktır. Şimdi bu kurulum olurken nasıl yapmanız gerekiyor? Öncesinde bunun hakkında birkaç tane bilgi vermek istiyorum. Bakın, alt taraftan Google ile hesap aç dediğiniz zaman sizin işte kurduğunuz veya şifrelediğiniz bütün uygulamalar bu Google hesabının içerisine giriyor. Yani siz bir daha bu Google uygulamasını açtığınızda veya Google Authenticator'ı tekrardan indirdiğinizde bu Google hesabı ile açıyorsanız eski verileriniz yine yüklenir. Birinci yedekleme aşaması bu. Eğer ki siz bu Google uygulamasıyla kullanmak istemiyorsanız, Google Authenticator'ı bir mailsiz kullanmak istiyorsanız ve yedeklerinizi almak istiyorsanız birazdan onun nasıl yapacağınızı anlatacağım. Şimdi ben önce hesaplı olarak, yani mail hesabıyla beraber giriş yapmak istiyorum ve bununla nasıl yedek alacağınızı öğreneceğiz. Arkadaşlar, buraya girdiniz. Öncesinde diyelim ki size karşı uygulama bir kod verdi ve QR kodu verdi. Bu ikisiyle tarama yaparak aslında burada kodlarınızı oluşturabilirsiniz ve o uygulamaya her girdiğinizde buradaki süreli veya zamanlı kodu girmek zorundasınız. Bunun sebebi ise aslında sizin güvenliğiniz açısından yapılıyor. Bu işlemleri yaptıktan sonra karşınıza hemen şöyle göstereyim ben. Bir tane yedek almıştım arkadaşlar. QR kodunu tara diye bir bölüm gelecek. Bakın, ben daha önce yedeklediğim bir tane QR kodunu yükledim. Hemen de hesap olmadan da bunu yükleyebilirsiniz. Hesap varken kendi yükleyebilirsiniz. Peki bunu nasıl gerçekleştireceğiz? Arkadaşlar, ben bunu yükledikten sonra burada açık olan mailime yedekler yüklendi. Artık siz her Google Authenticator'a girdiğinizde bu maille bu kod sürekli karşınıza çıkacak. Ama eğer ki bir maille giriş yapmamışsanız bunu nasıl gerçekleştireceksiniz? Arkadaşlar, ilk başta yapmanız gereken hesapları aktar bölümüne bir kere basmanızdır. Peki hesapları aktar bölümüne nasıl gidiyoruz? Bakın, sol köşede bir menü, açılır menü bulunuyor. Buraya bir kere basıyorsunuz. Hesapları aktar bölümüne basmanız yeterli olacak. Buraya bastıktan sonra bakın, hesapları dışa aktarın ve hesapları içe aktarın denen iki tane seçenek karşımıza geliyor. Biz burada hesapları dışa aktarmamız gerekiyor. Hesapları dışa aktar dediğinizde yine karşınıza bir desen ayarı gelebilir. İşte hangi hesap
hesaplara dışa aktarmak istiyorsanız onları seçili bir hale getiriyorsunuz. Bu şekilde sonrası dediğinizde bu şekilde bir QR kodu karşınıza geliyor. Bu QR koduyla artık başka bir telefonda da aynı kodları görebilirsiniz. Authenticator kodlarını başka bir telefonda da bu kodu tarayarak, QR kodunu tarayarak görebilirsiniz. Hemen bir örneğini yapalım. Arkadaşlar ben bunu az önce söylediğim gibi bilgisayarımın bir yerine kaydettim. Siz de bu QR kodunu özellikle saklayabileceğiniz bir yere kaydedin. Şimdi diyelim ki ben şuradaki coin denen hesabımı siliyorum. Daha doğrusu kodumu siliyorum. Hesaptan kaldır dedim. Şimdi iki farklı şekilde bunu geri alma ihtimalim var. Birincisi hesaptan tamamen çıkacağım. Tekrardan bu mail ile giriş yapacağım. Bu mail ile geri alacağım. İkincisi ise az önce dışarıya aktardığımız QR koduyla geri alabiliriz. Peki bunu nasıl gerçekleştireceğiz? QR kodunu özellikle mailinizde, bilgisayarınızda, başka bir telefonunda bir yerde kaydedin arkadaşlar. O QR kodu kaybolursa bir daha erişemeyebilirsiniz kodlarınıza. Hemen yine geldiniz. Hatta şöyle hesaptan da çıkayım. Hesap olmadan kullan diyelim buraya. Evet. Bakın herhangi bir hesap açık değil, yedekleme açık değil. QR kodunu nasıl alacağımızı, az önceki QR kodunu, yedeğini nasıl içeriye aktaracağımızı göreceksiniz şimdi. Yine sağ sol üst köşede bulunan 3 çizgiye basıyoruz. Buradan hesapları aktar diyoruz. Hesapları içe aktarın bölümüne bir kere basmamız yeterli olacak. Bakın burada QR kodunu tara denen bir bölüm geliyor. Hemen şöyle az önce aldığım kodu taradım. Bakın aynı şekilde kodumuz tekrardan buraya gelmiş bulundu. Siz de bu şekilde yaparak aslında QR kodlarınızı yedekleyebilirsiniz ve telefonunuzun uygun bir bölümüne indirebilirsiniz. Arkadaşlar QR kodunu eğer ki dediğim gibi mailden kullanmak istiyorsanız burada sürekli mailiniz açık olacak. Diğer bir telefona geçtiğinizde bu hemen o telefonda bu maili açtığınız zaman Google Authenticator'ı o kodlarla otomatik karşınıza gelecek. Ama ben burada mail mi kullanmak istemiyorum diyorsanız bunu yapmak zorundasınız. Bir QR kodunu hesabı dışarıya aktaracaksınız. Hesabı dışarıya aktardıktan sonra bunu sağlam bir yerde depolayacaksınız QR kodunu. Daha sonra diyelim ki telefonunuz kayboldu veya artık telefonunuz kullanılmaz bir hale geldi. Bu QR kodunu nereye kaydetmişseniz onu taratacaksınız. Bu şekilde verilerinizi geri çekeceksiniz. Ve diyelim ki video kullanım olduğu için de Google Authenticator kullanımı olduğu için de bazı arkadaşlar bilmiyor olabilir. Arkadaşlar işte diyelim ki mailinize giriş yapıyorsunuz. Mailinizde eğer ki Google Authenticator doğrulama kodu geldiğinde yaklaşık 10-15 saniyelik bir kod geliyor karşınıza. Bu kodu size verilen, yan tarafta size verilen zaman içerisinde oraya girmeniz gerekiyor. Bu sürekli yenileniyor ve yenilendikçe de sizin güvenliğiniz o şekilde daha da iyi bir duruma gelmiş oluyor arkadaşlar. Bugün size Google Authenticator'ın kullanımı ve Google Authenticator nasıl yedeklenir bu konular hakkında bilgi vermeye çalıştım. Umarım bu video sonrasında siz de bu programı daha güzel ve daha anlamlı bir şekilde kullanmaya başlamışsınızdır. Eğer videomu beğendiyseniz videoma like atmayı ve lütfen aşağıda beğen butonuna bir kere basmayı unutmazsanız benim için yeterlidir. Bugünlük bu kadar diyelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.